Basketbol Komutanı'ya hoş geldiniz. Aşağıdan abone olabilirsiniz. NBA Popcorn konuşacağız Kaan Kural'la. Şeyle başlayalım abi, Byron Scott'ın açıklamalarıyla başlayalım. Ya çok acayip. Şu aşamada ciddi narkotik virali durumuna gelmiş durumda ya. Yani bu nasıl bir kafayı yaşıyorsun sen ya? Bilmeyenler için söyleyelim. Şey dedi işte, ya ben çok şaşırdım beni görevden aldıklarını. Yani bir kör taraftan, yani arkamdan vurdulara geliyor. Öyle bir tabir var. Kör tarafımdan geldi, hiç beklemiyordum. Abi biliyorsam olsam ya daha veteran oyuncuları oynadım. Brandon Bass'i falan filan oynadım. Daha çok maç kazanırdım. Bu gençleri oynatmazdım falan filan. Abi ne diyorsun sen ya? Çok acayipmiş adam. Ya ben gerçekten her şeyin bilincinde, işte gideceğin de bilincinde ve bununla barışık bir adam zannediyordum. Adam gerçekten şey çıktı. Neyin gerçek neyin olmadığını bilmeyen bir yok, adam. Yok, gerçeklikten tamamen kopmuş durumda. Yani bütün sezon zaten Kobe'nin yancısı gibi geçirdi. Abim, güzel abim, ne güzel bu şey. Canavar gibi top oynuyorsun abim. Abim 185'e bastı. Abi kaç basıyor bu falan diyor yani. Okey'in yancısı konumundaydı bütün sezon. Ve yani hakikaten çok gerçeklikten kopuk olduğu mesajlar. Zaten sezon başında geldi. Ya ben üçlüye çok inanmıyorum. Modern istatistikler çok gereksiz falan filan gibi. Böyle hakikaten şey, hermit kıvamında geçirdi sezonu ya. O zaman bence bu hamleye şey diyebiliriz. Bu adam ciddiyse ve ciddi bir iş görüşmesinde bunları söylediyse Lakers gizli tanking yaptı diyebilir miyiz? Bu tabii. Koç olarak. Herkes söylüyor onu zaten. Mitch Kupchak'ın mega planı bu. Yani o bütün o başarısızlığın tepkisini yumuşatacak, göğsünü yumuşatacak bir figür buldu o. Yani. Bu şey gibi işte, biliyorsun hayali ihracat yapanlar çaycının üzerinde gösteriyor ya şirketi. Onun gibi durum abi. Yani bütün sorumluluk Byron Scott'ın üzerine kaldı yani böyle. Şeye geçelim. Atlanta Hawks maçında işte rekorlar kırıldı, birçok üçlük oldu, bir şeyler oldu. Benzemur'un uykusunu gördün mü abi? Gördüm bayağı abi. Kenarda uyumuş, bırakmış artık şeyi falan. Ya şey, o biraz bana uyku halinden değil, biraz meditasyon gibi geldi. Yani hani meditasyon da belki doğru tabir değil ama hani o olan bitenden kafayı uzaklaştırmak için atıyorum işte şöyle yapıp söyledim, keşiş gibi duracağına hani bir kafayı tamamen boşaltmak için bir uyku moduna geçmiş gibi. Ama uyudu falan yok tabii, tabii. Bu durumda da hani bir rahatlamak için böyle başını öne eğip bazen sen metrobüste falan filan yapıyorsun, yaparsın ya. Oturacak yer bulma ihtimali var ya tabii. Hani 500'de bir bindiğinde olursa hani böyle bir hem yer vermemek için o pozu yapmandan öte bir hani dünyayla bağını koparmak için yapıyorsun bunu bence. Bence öyle bir durum. Bir de çok eleştirdi Hawks takımı işte. Hem bench'in sevincini eleştirdi hem de bu kadar rekor kırmak için çaba sarf etmesini Cavs'in eleştirdi. Charles Barkley de demiş ki, yani madem bu kadar rahatsızsınız birini sakatlayacaksın, bu kadara izin vermeyeceksin, ezilmeyeceksin demiş. Ne diyorsun bunu? Ona vallahi ben bir şey demiyorum, Charles Oakley güzel demiş ona. Lan Charles konuşma öyle, senin ne kadar kofti anarşist olduğunu biliyoruz. Sen zamanında kimseyle hani sadece boyuna göre adamlarla buluşurdun. Kimseye öyle bir sertlik falan yaptığını da görmedik sert durumlarda dedi. Biraz abartıyor Charles Oakley, yani Charles Barkley o kadar şey değildi. Hani Kevin Garnett gibi sahte kabadayı değildi yani. Hani girerdi bir sertliğe ama Charles Barkley'in söyledi de saçmalık be abi. Yani o günler geçti abi. O 80'lerdeki babacığım bize dayılana davetini yaparız. O gün o öyle bir basketbol, öyle bir dünya kalmadı abi. Bunu yapamazsın. Bunu yapmanın faydası da yok artık zaten. Çünkü basketbol temas temelli bir spor olmaktan çok çıktı artık. Basketbol pozisyon temelli bir, pozisyon ve pozisyon alma temelli bir spor olmaya başladı. Birine çakma falan hiçbir şey değiştirmiyor. Sadece ceza aldığınla ve çirkin gözüktüğünle kalırsın yani. Ha, Charles Barkley'in söylediğinin ruhunda çok doğru. Bir kere babacığım biz burada çocuk eğlendirmiyoruz. Burası profesyonel bir arena. Eğer şey yapmasını istemiyorsan bu kadar sevinmesini engelle. Çık çatır çatır oyna. Çık o üçlükleri engelle. Evet. Vurmana gerek yok ama. Doğru düzgün basketbol oyna yani. Şimdi Charles Barkley söylediği şey, abi basketbol oynamış, boksta yani. Git abi bu şey sözüne. Hakikaten bunlar ilkel görüşler artık. Daha önce geride geçmişte kalmış fikirler diyordum. Bunlar artık ilkel yani. Hiç öyle bir şey, öyle bir dünya kalmadı artık yani. Veteranlardan tavsiye almaktan ilerleyelim. Wade'in en son açıklaması, işte ben de benden önceki veteranlardan kendimi örnek alıyorum. Shaq'in liderlik özelliklerinden çıkardığım notlarla ben de liderlik yapıyorum şu an veteran olarak. İşte abi kılavuzu kargo onun burnu. Yani abi sen kendi lider olarak liderlik vasıfları açısından Shaq'i birçok açıdan örnek alabilirsin. Ama liderlik vasıfları sen alma gözünü seveyim ya. 17 takım dolaşmış gittiği her yerde
takımın maskotu, soytarısı, eğlencesi konumundan en iyi olduğu dönem, en kötü olduğu dönem dahi çıkmamış bir adam. Örnek alabileceğin çok özelliği var. Ama liderlik bunlardan biri değil yani. Ki Wade de açıkçası bunu söylemiş. Bence sırf hani Shaq'le ilgili konuşmak istediği için söylemiş. Çünkü onun gösterdiği hiçbir özellik Shaq'e de benzemiyor bu arada. Wade hiçbir zaman eğlenceli bir karakter olmadı ki. Evet, evet. O daha şey, daha askeri bir karakter. Yani o örnek, mesela Michael Jordan'ı örnek aldım dese kabul ederim, doğru. Ya da Kobe'yi. Yani ne bileyim, hani Kobe ile de belki jenerasyonları çok farklı değil ama o Michael Jordan, Kobe ekolünden gelen bir aura yayıyor etrafına. Shaq ekolünden gelen bir aura yaymıyor ki. Bir de tabii şey de söyledi, Alonzo Mourning'i de saydı şeylerin içinde de, örnek aldığı veteranlar içinde. İşte mesela en büyük sorun burada abi. Alonzo Mourning ve Shaq, yelpazenin iki ucundaki iki karakter. Hangi ya? Ondan biraz, ondan biraz. Ya o zaman şu aşure olur abi. Ki yani Shaq'i hiç örnek almadığı belli ki, almasın da zaten. Aynı yani, eskilerden konu açılmışken devam ediyorum gene aynı yelpazeden. Phil Jackson'ın tatile çıkması. Ya yani Vogel'la görüşmek istiyorlar, Phil Jackson tatilde. Yani böyle bir durum olabilir mi? Nasıl değerlendiriyorsun? Ya abi, herkesin kendi takvimine uygun hareket etmesinde bence sakınca yok. Yani Phil Jackson kendi uygun takvim belirlemiştir. Hı. Hani ona göre tatile çıkmıştır. Fakat abi, babacığım günler torbaya mı girdi ya? Git Temmuz'un sonunda yani. Hani kim karışıyor sana? Zaten milyon dolarların var. Yani. Abi şu dönemde görev bırakılır mı ya? Evet. Abi şey gibi, o zaman playoff oynayan LeBron'da şey, şimdi şey var ya, playoff, bir sonraki tura kadar bir haftalık ara var. Şimdi Bermuda'ya gitsin, güneşlensin o zaman yani aradayken. İlk maçın sabaha gelirim abi, uçak biletimi aldım, maç kaçta 7'de ben 5'te iniyorum abi, anından aldırırsınız dediniz. Böyle şey olmaz abi yani. Hani, ama Phil Jackson'ı bildiğimiz için pek de şaşırmadık. Ama görev tanımı açısından büyük şey, yani olmayacak iş bu yani. Vogel bekler mi peki Knicks'i? Abi zaten şimdi şöyle bir durum var, yüz yüze konuşmak zorunda değilsin. Ha. Skype üzerinden de konuşsun, ne olacak ki yani? Bugün artık... Anlaşacak olsun diyorsun. Tabii tabii, anlaşmak niyetindeysen ve yani bir yüz yüze görüşme ihtiyacı hissediyorsan hani karşılıklı... Orada alınacak elektrik önemlidir abi, hala yüz yüze konuşmak önemli. Ama artık bunu Skype'dan yapabilmek de çok mümkün. Bugün büyük şirketlerin çoğu artık toplantı odasında çok toplantı yapmıyorlar. Yani bunu iletişim bu kadar geçtikten sonra her yerde yapabilirsin. Hala yapılabilir ama ideal değil tabii yani. Hani o birebir aldığın elektrik başka bir şey yani. Porzingat diye kısa film çekmiş ya, şey Knicks. Yani geleceğe umutla bakıyorlar biraz böyle işte şey yapmışlar. Jesus gibi, İsa figürü gibi bir figür olarak görmeye başlamışlar. Film bu arada nefis, seyredim. Çok iyi. Oradaki yani Porzingis gerçekten böyle bir adam mı? Kendi gördükleri gibi ve geleceğe artık umutlu bakabiliyor mu Knicks? Çünkü seneye artık draft hakları da geri dönüyor. Geleceğe umutla bakabiliyor, orası kesin. Çünkü ellerinde hala bir süper yıldız var ve bir süper yetenek var. Ama şimdi üçgen abi. Ha? Üçgen. Abi şimdi eksikler tabii ki var. Bu üçgenden bir kere vazgeçilmesi şart yani. Onu biz daha başından beri söylüyoruz yani. Hani söylüyoruz derken herkes söylüyor. Biz söylüyoruz derken bütün basketbolun değişimini takip eden pek çok otorite söylüyor bunu yani. Ve olmadı da ortada yani. Üçgen 1990'lı yıllar için olağanüstü bir sistemdi. Modern basketbolda verimsiz. Hala oynayabilirsin, ayrı konu. Mesela hala futbolda da 4-2-4 oynayanlar, 3-5-2 oynayanlar var, değişik varyasyonlar. Ama artık liberolu 5-3-2 düzeni oynanmıyor mesela. Hı-hı. Ama bu şekilde oynamak verimsiz. Bu kadar basit. Sorun şu ki New York'un şehirsel ve takım taraftarlarından bir özelliği var. Kendilerini biraz İngiliz futbol taraftarlarına benziyorlar. İngiliz milli takımda hep boy aynasında görürler ya, olduklarının iki katı zaten. Yani İngiltere milli takımı her sene dünyanın en iyi 2-3 takımından biridir. Halbuki bilmezler ki takım iyi değil yani. New York'lar da öyle. Yani takım 5 ise 7 görürler onu, 8 görürler. Porzingis çok değerli ve çok önemli bir oyuncu olmayı durumunda. İlerliyor, çok iyi de bir karakter. Kendini geliştirmek için önemli bir motivasyon sahip ki bence o yetenekten daha önemli. Çünkü yetenek çok insanda var. Kendi geliştirme isteği, arzusu ve devamlı bambaşka bir şey. O zaten iyi oyuncuları büyük oyunculardan ayıran özellik. Bunların hepsi var Porzingis. Bu yüzden geleceğe tabii, Carmelo'yla da birlikte yayına koyduğun zaman geleceğe tabii ki ümitle bakabilirsin. Adam bir de zaten 2.17 abi. Yani öyle bir durum da var ayrıca. 2.20 pardon, ne 2.17'si? 2.20. Bunların hepsi güzel. Ama bunların hepsi bir umut, bir şey değil. Yani umudu gerçek zannetmemek lazım. He. En iyisini umut et, en kötüsünü hazırlan denir her zaman. New York'lar hep en iyisini umut et, en iyisini hazırlarlar kendine. O yüzden zaten bu kadar büyük hayat yaşıyorlar. Yani bir evlat, yani evlat statüsünü almışlar Porzingis'i. Hem de ne almak ya. Senin var mı playofflarda abi evlat statüsünde gördüğün oyuncu? Evlat statüsünde gördüğüm oyuncu yeni... şeylerden. Toronto Miami'den kimse değil abi. Yani.
Ben gerçi Corey Joseph'i seviyorum. Mesela Corey Joseph, evet bak. Başarılı Joseph olsun istiyorum. Doğru yani. Norman Powell da seviyorum ben. Yani Norman Powell. Böyle yeni, daha kendini göstermeye çalışmayı. Abi Josh Richardson'ı çok seviyorum ben. Yani. Mesela o seriden hani şey yaparsan. Josh Richardson biraz, evlat demeyeyim de şey, bizim çocukların oynadığı, bizim benim evlatların her gün oynadığı karşı komşunun çocuğu yani. Yani çok sevdiğimiz çocuk. Her zaman akşam yemeğini bizde yiyor. Başka dur bakayım. Frey'i her zaman severim ben zaten. Ve Frey'in yaptığı şeylerin çok Cleveland'da ciddi boyut attı. Yani o 19. basamağa çıkmak için çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Başka... Ya Draymond Green zaten evladım, hani ona bir şey söylemiyorum. Hatta artık evlatlıktan çıktı yani, kendi şeyini kur, kendi ailesini kurdu yani. Ben biraz dedesi kaldım onun. Onu bırakalım hani, ama başarısı ve yaptıkları hiç göz ardı edilemez. Al-Faruq Aminu olabilir ya. Al-Faruq Aminu. Al-Faruq Aminu olabilir. Space Jam 2 çekiliyor. Ha. LeBron James de oynuyor. İşte bir Al-Faruq Aminu'nun da belki güçlerini çalarlar, bilmiyorum. Onun gibi bir kısmı çalmışlar zaten. Çalmışlar olabilir. Bir kısmı eksik zaten o gücü. J.R. Smith'le konuşuyorlarmış. Şimdi LeBron tamam, Jordan rolünde olacak. J.R. Smith'in de gücü çalınacak oyuncu olarak konuşuyorlarmış. Ne düşünüyorsun abi? Sen uzaylı olsan J.R. Smith'in gücünü mü çalarsın yani? Çala çala. Şöyle, sırf yeteneği çalıp hani başka bir akılla yönetiyorsan J.R. Smith muazzam adam. J.R. Smith sırf yetenek olarak bakarsan hani NBA'in en iyi 3-4 dış oyuncusundan biri. Sadece yetenek olarak bakarsan. Hani bu yeteneği kullanan akıl, disiplin, oyun bilgisi vesaire gibi hani basketbol dışı zihinsel yetenekler, bireysel yetenek olarak bakarsan değil. Ama sadece yetenek olarak, basketbol yeteneği, topu potaya atabilme, hareket edebilme yetenekleri olarak, atletik yetenek olarak bakarsan J.R. Smith NBA'in en iyi 2-3 oyuncusundan biri. O açıdan yani öyle bir şey yaparlarsa, küçük incelik, hani işte bunun basketbol kafası çalışmıyor ama biz yeteneklerine zaten çok şey yarar diye yaparsan çok da güzel bir oyundur bence. İzler misin, merak ediyor musun? Ben orijinal Space Jam'i sevmiş miydin, onu sorayım önce. Bak. Sevmemiş miydin? Yani herkes bayılır, yani şöyle çok az insan sevmiştir, sevmemiştir Space Jam'i, ben o çok az insandan biriyim. Ya ben o tip, şöyle sevmemiştim demek doğru değil, sevmiş değildim. Hani sevenlerden değilim, sevmedim değil yani, ya da aman bu nasıl bir şey demedim. Seyrettim, fena da değildi ama bana hitap eden bir şey değildi o. Anladım. Eğlence güzel, seviyorum yani işte Bill Murray'i de severim zaten ayrı konu yani. Güzel, kötü değil aslında ama bana hitap etmiyor hiç yani, anlatamıyorum. Ne bileyim, bazı insan mesela şeyi sevmez, romantik komedi sevmez yani, bana o hitap etmiyor. Bana da o zihniyet çok hitap etmiyor yani. Ama LeBron'lusunu izlerim diyorsun. Gene izlerim, gene muhtemelen bana hitap etmeyecek ama. Ha, basketbol olduğu için izlerim. Ne yapmışlar diye merak ederim. Gene bana hiç hitap etmeyeceğini tahmin ediyorum. Tamam o zaman. Haftaya playofflarla devam edeceğiz programlarımıza. İsterseniz abone olabilirsiniz aşağıdan. Beğendiyseniz programı paylaşırsanız seviniriz. Hoşçakalın.